Haber Aksi ve ekranlarından herkese iyi akşamlar. PTT 1. Lig'de 28. haftada geride kaldı. Samsun Spor deplasmanda Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 gibi çok net bir skorla mağlup etmeyi başardı. Bu galibiyetin coşkusu tam anlamıyla yaşanmadan bugün öğleden sonra çok sıcak gelişmeler yaşandı Samsun Spor adına. Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu bugün yaptığı toplantıda FIFA Disiplin Kurulu tarafından daha önce Samsun Spor'a verilen 3 puan silme cezasını uygulama kararı aldı. Bunun sebebi Benofusu olayıydı. Benofusu dosyasından dolayı Benofusu'ya alacakları zamanında ödenmediğinden dolayı daha önce Samsun Spor'a FIFA tarafından 3 puan silme cezası verilmişti. Ancak Samsun Spor zaman kazanmıştı. Konu kasa taşınmıştı. Ancak FIFA Disiplin Kurulu Türkiye Futbol Federasyonu'na ikinci bir uyarısını daha yaptı ve cezanın uygulanmasını istedi en kısa zamanda ve Türkiye Futbol Federasyonu da bugün yaptığı yönetim kurulu toplantısında Samsun Spor'a 3 puan silme cezası verilmesini kararını uygulama yönünde bir karar aldı ve Samsun Spor bu haberle çalkalandı adeta. Herkes de şok etkisi yaptı. Bunun ayrıntılarını konuşacağız az sonra. Kimlerle? Stüdyomuzda yine önemli isimler var. Türkiye Spor Yazarları Samsun Temsilcisi ve Haber Gazetesi köşe yazarı Sayın Avni Demir ve Haber Gazetesi spor yazarı ve Spor 55 programının yorumcularından Ender Gür bu akşam bizlerle birlikte olacak. Hemen hatırlatalım. Teknik direktörlerimiz programımızın yorumcularından Sayın Besim Durmuş rahatsızlığı nedeniyle bu akşam programımızda yer alamıyor. Ercüment Coşkundere ise hafta içinde Ümraniye Spor'la anlaşma imzaladığı için bizden müsaade istedi, izin istedi ve biz de kendisine sonsuz başarılar dileyerek gönderdik, uğurladık Ercüment hocamızı. Bu haftaki maçından da ilk maçından da beraberlikle ayrılmıştı. Hemen hiç vakit kaybetmeden Samsun Spor camiasını şoka uğratan ceza haberiyle ilgili yorumcularımızın görüşlerini hemen almaya başlayalım. Evet, bugün öğleden sonraydı yönetim kurulu. Türkiye Futbol Federasyonu evet. İnternet sitesinden bu açıklama yer aldı, yönetim kurulu kararının açıklaması ve herkes de adeta şok etkisi yaptı. Çünkü yarın kasta görülecek bir duruşma vardı. Samsun Spor Başkanı Erkut Tutu, Başkan Yardımcısı Rüştü Araboğlu ve Sportif Direktör Coşkun Zeren bugün sabah İsviçre'nin Lozan kentine gitmişti. Davanın görüleceği Lozan kentine gitmişlerdi. Kastaki duruşma öncesi böyle bir kararın alınmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Sizin de söz ettiğiniz gibi pazar günü gerçekten çok çok önemli bir maçı farklı bir galibiyetle elde etti eden Samspor sevenlerine büyük bir sevince boğdu. O sevinç devam ettiği bir dönemde bugün öğleden sonra beklenmedik bir karar çıktı. Bu karar özellikle KAS mahkemesinin görüşüleceği günden bir gün önce açıklanması pek akıl işi değil gibi mi diyeyim, ne diyeyim? Yani Türkiye Futbol Federasyonu, hani lastik patlatan diye tabir ederiz ya, işte Futbol Federasyonumuz maalesef özellikle son yıllarda sıkça hatalı hareketleriyle dikkatleri çeken bir kurum haline getirildi. Maalesef bu da aynısıdır. Niye acele edildi? Tabii beni biraz da geçen yıl özellikle yaşadığımız o final maçında yaşadığımız olay adeta tekrarıymış gibi bir hale getirildi bu. Futbol Federasyonu ne yapmak istiyor? Ben onu anlamış değilim. Gerçekten yarını bekleyebilirlerdi. En azından diyebilirlerdi ki kasta bu karar böyle böyle alındı ki alınacağı gibi değil. Hem de mahkeme kararı dahi olsa bu çocuk oyuncağı değil. Tabii oturup bu görüşülüyor. Süreci de var. Onu mutlaka tebliğ edilme süresi vardır. Yazışmalar vardır. Ve bunlar kolay kolay da öyle bir iki günde iletilebilecek kararlar da değildir. Yani bu nereden baksan bir buçuk ay sürebilecek bir karardı. Yani kastan Türkiye Futbol Federasyonu'na gelişi, Türkiye'nin değerlendirmesi ve puan silmenin uygulanması nereden baksak bir buçuk aylık bir süreye gerektirir. Hemen şunu belirteyim. FIFA Disiplin Kurulu ve FIFA ve KAS tamamen ayrı kuruluşlardır. FIFA yapılan FIFA Disiplin Kurulu yapılan başvuruda değerlendirir ve cezayı uygular, uygulamaz. Bu ayrı bir konudur ve Benofusu konusunda 3 puan silme cezasını Samsun Spor'a uygulamıştır.
KAS ise tamamen farklıdır. KAS yapılan başvuruları değerlendirir, cezanın uygun olup olmadığına karar verir. En son kararı yine KAS'ta sonuçlarına, bunu altını çizerek. Peki yarın Türkiye Futbol Federasyonu'na ceza uygulaması KAS'tan gelmedi, FIFA Disiplin Kurulu'ndan. Peki FIFA Disiplin Kurulu kararı bu yeni değil, 2014'te alınan bir karar. Sen hemen hatırlatalım, ben evet. Onu hatırlatayım. İşte az sonra paylaşacağız. Samspor Yönetim Kurulu'nun da resmi internet sitesinden kulübün bugün akşam saatlerinde bir açıklaması vardı. Arda zehir zemberekti. Hem Türkiye Futbol Federasyonu hem de eski yönetimi topa tuttular adeta. Yine teknik direktör Erhan Altın'ın, futbol şube sorumlusu Metin Ateş'in, sportif direktör Coşkun Zeren'in de açıklamaları vardı. Bunların hepsine az sonra yer vereceğiz konuyla ilgili. Ben size süreci kısaca bir hatırlatayım. Ondan sonra yorumlarınızı daha sağlıklı bir şekilde devam edebilirsiniz. Yaklaşık 3-4 ay önce, geçen Temmuz ayında bununla ilgili cezanın verilebileceği Samspor Kulübü'ne belirtiliyor ve 30 gün içinde paranın, oyuncuya borcun ödenmesi isteniyor. Ancak Samspor bu süreçte bir türlü ödeyemiyor ama daha sonraki süreçte eski yönetim 15 bin dolar para ödüyor, 30 bin doların. Ayrıca 5 bin şire galiba onun, evet. İsviçre frankı. Evet, İsviçre frankı onun parasını ödüyor. Bunun devamında da yönetim göreve gelir gelmez paranın tamamını ödüyor. Tüm Benfica'ya olan borçlar tamamen siliniyor. Ancak bu ceza daha önceden Samspor'a veriliyor. 3 puan silme cezası yaklaşık 3-4 ay önce. Belki daha belki bir süreçte veriliyor. Samspor bu süreçte kasa iki konuyla itirazda bulunuyor kasa. Birincisi, bu cezanın yürütmeyi durdurma, yani uygulamaya konulmasın, yürütmeyi durdurma hamlesi. Diğeri de cezanın yeniden, ceza verilmesinin yeniden görüşülmesi konusunda başvuruda bulunuyor. KAS, Samsunspor'un yürütmeyi durdurma talebini reddediyor ama cezanın yeniden gözden geçirilmesi konusunu kabul ediyor. Yarınki duruşmada da sadece cezanın yeniden görüşülmesi duruşması olacak. KAS'tan gelen red, yürütmeyi durdurma red kararını şu anlama geliyor, bunu da belirtelim. Yani cezai işlemin uygulanması, uygulanabilir. Bunun üzerine FIFA hemen Türkiye Futbol Federasyonu ile irtibata geçiyor. Şu talepte bulunuyor: Samsunspor'a verilen 3 puan silme cezasının uygulanmasını istiyor Futbol Federasyonu'nda ve bunu hemen ilk toplantınızda yerine getirilmesini istiyor. Futbol Federasyonu da bunu zorunlu olarak, mecburiyetten böyle bir toplantı yapıyor bugün ve cezayı uygulama hayata geçirmek zorunda kalıyor. İfadeler bu şekilde. Tabii bunun sürecinde Samspor'un girişimleri, Samspor Başkanı Erkut Tutun'un ve tüm önemli kişilerin girişimleri de sonuçsuz kalıyor. Bunu da belirtelim. Şimdi söz sizde. Buyurun. İyi de bu manidar değil mi? Yani beklendi de bu KAS kararının bir gün öncesine bu getirildi. Yani geçen yılda aynı şekilde yapılmıştı. O biz seyircisiz oynama, final maçını seyircisiz oynamadaki olayda. Her şeyin bir yolu vardır. Evet. Yani amaç burada üzüm yemek mi, bağcıyı dövmek mi? Bana sorarsan Futbol Federasyonu'nun kararı, daha doğrusu uygulamayı yürürlüğe koyması amacın üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek daha ağırlıklı basıyor bence. Olmaması gerekirdi. KAS kararı en azından beklenebilirdi. Denilirdi ki en azından sizin ilk itirazınızı reddetmişti bu mahkeme. İkinci itirazınızı da uygun görmedi. Uygulama hemen yürürlüğe uygulamaya gidilebilir denilebilirdi. Ama burada yapılan nedir? Adeta apar topara getirip bir an önce Samspor'a verilen cezanın uygulanması yolu tercih edildi. Bence uygun değil. Özellikle Samspor'a karşı adeta bir ceza verebilme uğraşı içinde olanların olduğu izlenimi bende doğuyor. Gerçekten üzücü bir olay. Yani bu cezanın gelebileceği zaten Başkan Erkut Tutun'un yönetim kurulundaki arkadaşlarıyla beraber gerçekleştiği ilk toplantıda da siz de vardınız, birlikteydik. Parayla çözemeyeceğimiz aşamada demişti Benfica ve Bahia konusunu özellikle altını çizerek. Siz neler söyleyeceksiniz Ender Gür? Şimdi tabii bugünkü gelişme tam anlamıyla bir şok. Bugünkü gelişme tam anlamıyla bir fecaat. Bugünkü gelişme neresinden bakarsanız bakın, neresinden tutarsanız tutun bir skandal. Ve
bu durum karşısında, bu tablo karşısında söylenecek tek bir kelime var. Çok yazık. Gerçekten çok yazık. Niye çok yazık? Şimdi Süper Lig hedefine doğru emin adımlarla yürüyen bir Samsunspor var. Oynadığı son 12 maçta 27 puan toplayan bir Samsunspor'dan bahsediyoruz. Son 12 maçta sadece bir kez mağlup olan bir Samsunspor'dan bahsediyoruz. İçeride dışarıda kazanmaya başlamış bir Samsunspor'dan bahsediyoruz. Dün akşam geniş geniş Spor 55'te konuştuk. Ne dedik? Gaziantepspor deplasmanında alınan 3 puan bizim için artık önümüzdeki tüm kapıları açmıştır dedik. Niye bunu söylüyoruz? Çünkü evimizde oynayacağımız 2 tane maç var. Bu 2 maçtan da alacağımız 6 puanla kocaman bir adım atmış olacağız. Şimdi herkes bunun hesaplarını yaparken, herkes bunun planlarını yaparken, şehirde pozitif bir hava hakimken, teknik heyet çok moralli, futbolcular çok moralli, her şey dört dörtlük yolunda gidiyor, umutlanmış, heyecanlanmış bir şehir, bugün gelen son dakika haberiyle, şok bir haberiyle yerle bir oluyor. Moraller bozuluyor. Şimdi bunun, bu takımın, Süper Lig hedefine yürüyen bu takımın teknik heyetini ve oyuncularını olumsuz etkilememesi mümkün müdür? Mevcut yönetim kurulunun bundan sonraki çalışmalarını daha azimle, daha bilinçli bir şekilde yapmak isteyen yönetim kurulunu olumsuz anlamda etkilememesi mümkün müdür? Bu taraftarın şevkini kırmaması mümkün müdür? Şimdi bütün bunlar baktığınız zaman bir anlamda düz yolda giden bir arabanın bir yere toslaması anlamına gelir. Şimdi bu olay niye yaşandı? Bu olayın bir, Samsunspor'un geçmiş yönetimlerle alakalı boyutu var. Mevcut yönetimle alakalı boyutu var. Türkiye Futbol Federasyonu boyutu var. FIFA boyutu var. KAS boyutu var. Bütün bunları topladığınız zaman tek bir kelime çıkıyor. Ah Samsun, vah Samsun. Niye bunu söylüyorum? Şunun için söylüyorum. Bu Benofosu denen oyuncu kim abi? Adı hatırlayan var mı? Biri bana söyleyebilir mi ki şu sezonda şöyle oynamıştı, şu takıma şöyle gol atmıştı, bu takıma şöyle emek vermişti diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Kesinlikle. Neden? Hayır. 14 sene geçmiş bu adam bu formayı giyeli. 2001 sezonunda bizde oynamış, 2001 yılında. Futbol yaşantısı sona ermiş. Sona ermiş, bitmiş. Adam evet. Onu elemiş, eleğini asmış. Aradan 14 yıl geçmiş. 10 tane başkan geçmiş. Onlarca kongreler yapılmış. Bu adamın kaç lira? 35 bin dolar ve 5 bin İsviçre frangı diye biliyorum ben. Evet. Veya 30 bin dolar çok önemli değil. Bu şehir bunu halledememiş. Koskoca Samsunspor evet, bunu halledememiş. 35 bin dolar 5 bin İsviçre 35 bin evet. dolar 5 bin İsviçre evet. frangı. Bunu halledememişiz 14 yıldır. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir skandal olabilir mi? Bir olamaz, başka şey söyleyeyim. Olamaz. Bir hatta başka onunla şey ilgili, söyleyeyim. Tabii yönetim kurulu açıklamasında da çok net bir şekilde ifade edilmiş. Geçmiş yönetimle alakalı olarak parayı ödedik şeklinde açıklamalar dile getirilmişti. Yönetim kurulunun açıklamasında da bu ifadeler var. Buna rağmen bir başka bir şey söyleyeyim. Yani sanki kendi kendine aldatılmış duruma geldik. Yani FIFA bu kararı hangi tarihte verdi? 6 Temmuz 2014. Evet. FIFA Disiplin Kurulu'nun Samsunspor'un 3 puanının silinmesine yönelik kararı verdiği tarih 6 Temmuz 2014. Ve kulübe de 30 gün süre veriyor paranın ödenmesi için. 30 günde süre veriyor. Diyor ki arkadaş bak 3 puanını silerim. Bu parayı öde. Evet. Biz ne yapıyoruz abi? Ödeyebiliyor muyuz? Ödemiyoruz. Niye ödemeyiz? Niye kale almayız? Bu kulübe bununla ilgili yazı geldi mi? Geldiyse kimin eline geçti? Bu gelen evrak dosyasına işlendi mi? Ne oldu? Faksla mı geldi? Telex'le mi geldi? Ne olduğunu bilen yok ya. Ödenip ödenmediğini yok. De bilen yok. Ödenip ödenmediğini de net bilen yok. Tarafı da o. Yani hani demiş ya Yıldırım Timur'a niye vurdu? İkisi de evet. Türk. Ya biz birbirimize niye bunu yapıyoruz ya? Ben anlamıyorum yani. Şimdi kimin ne yaptığı hiç belli değil. O kadar büyük bir fecaat durum var ki ortada. Korkunç şeyler yani. Şimdi Gekas'ın parasının ödenmesiyle ilgili hatırlar mısınız? Eski yönetim 3 puanımız silinecekti.
Bakan Bey'den son anda parayı bulduk ve Samsun Spor'un 3 puanının silinmesinden kurtulduk. 1 trilyon liraya yakın paraydı değil mi? Evet, evet. Yani buradan şu sonuç çıkıyor. Demek ki bu şehir aslında yumurta kapıya geldiğinde puanımız silinmesin diye, aman kötü bir şey olmasın diye bunun çaresini bulabiliyor değil mi? 30 bin dolara GKS da bunu yaptı mı bu şehir? Pardon, 30 bin dolara şehrin bulmasına da gerek yok ki yani. 30 bin dolar nedir bu ki? Bu nedir kulüp, ya? Kulüpte yapılan yönetim kurulu için nedir ki yani? 30 tane herkes ikişer bin dolar. O zaman işin içinde vurdum duymazlık var. Önemsememek var. Yani böyle yani bir, nasıl böyle bir şey yani olabilir? Böyle bir şeye nasıl müsaade edilebilir? Evet. Nasıl böyle bir atmosfere gelinebilir? Bu olacak iş değil. Yeni yönetim 27 Aralık'ta göreve geliyor. 30 Aralık'ta 20 bin dolar ve 5 bin İsviçre frangını ödüyor. Çünkü evet, önceden 15 ödenmiş. Evet. Para tamamlanıyor. Ama ceza kesinleşmiş. Bunun için Benofos'un avukatından da yazı alınıyor. Deniyor ki avukata, bak kardeş, alacak verecek yok değil mi? Hakkını helal et. O da diyor ki helal olsun. Aldın mı paranı? Aldın. Aldın mı paranı? Aldın. Aldın mı paranı? Aldın. Üç defa kabultü ve hep tüke eskilerin demesiyle. Yani. Şimdi parayı da aldığına ama dair avukat, yazı da ver. Avukat yan çizdi diyorlar ama. Kim kim diyor? Benofos'un avukatı. Nasıl yani? Abi yazı almadık mı elinden? Öyle bir söylenti de var. Yazı öyle, almadık şimdi, mı elinden? Şimdi öyle, bugün öyle bir söylenti oldu. Yazı almadık mı elinden? Sonra. Yani zaten içinde doğrusu yani gerçekten yazı alınıp alınmadığı da belli değil benim anladığım kadarıyla. Yani bakkal defteri zihniyetiyle bu işleri yürütürsem bu tür olaylar her zaman başınıza gelecektir. Şimdi alın diyorsun belge. Var mı böyle bir belge? Ya işin ilginç tarafı şu anda Samspor daha önce de hiç puan silmesi almadı sanırım. Benim yani bildiğim kadarıyla ilk kez tarihinde Samspor puan silme cezası aldı. Çok vahim. 35 buna bin dolar. Buna neden olanlar 35 bin dolar olansa. Yüzünden 35 bin dolar yüzünden hemen de ceza açıklanır açıklanmaz Türkiye Futbol Federasyonu'nda PTT 1. Lig puan durumu PTT 1. Lig puan durumu hemen güncellendi ve Samsun Spor'un puanı 47'den 44'e düşürüldü. Samsun Spor da 5. sıradan 7. liğe geriledi. Yıldırım hızıyla. Yıldırım hızıyla, jet hızıyla hemen puan durumu. Ne aceleniz vardı ya, biz düşürürdük onu ya. FIFA Disiplin Kurulu'ya evet biz uyguladık ve cezayı yani, böyle bir şey. Bu ne aceledir ya. Evet, puan şimdi, durumunda hemen arkadaşlarımız ekrana getirdiler. Güncellenmiş son hali puan durumunun. Hemen puan durumunun altında da ceza alan puan takımlar diye Samsun Spor ve karşısında da ceza puanı 3 şeklinde bir yazı. Evet, bu cezanın artık bundan sonra yarın kas mahkemesi var, duruşma var. Sanıyorum geri dönüşte yok. Olan oldu. Gayet tabii. FIFA'nın ısrarla uygulamaya koyun yazısı Futbol Federasyonu'na. Eğer futbol bu yazıdan emin miyiz ama? Değiliz tabii. Sayın Çavuşoğlu, bu bilgi net mi? Evet. Böyle bir ısrar yani var mı? Yani FIFA'dan Türkiye Futbol Federasyonu'na iki kez uyarı geliyor mu gerçekten? Hatta Samspor'da bu konuda bu süreç içinde çok girişim yapıyor. Ne yapıyor Samsun Spor? Yani kararın böyle bir uygulama yapacaksanız yarınki çarşamba günkü kas duruşmasından sonra açıklayın bunu diye Futbol Federasyonu girişimde bulunuyor. Ama Futbol Federasyonu'nda FIFA'nın ikinci kez böyle bir talepte bulunduğu, cezanın uygulanması yönünde talepte bulunduğunu kesin olarak kasın kararında net olduğunu belirterek cezanın uygulamasını açıklamak zorunda kalıyor. Bakın. O zaman burada kadar Türkiye Futbol Federasyonu'na da çok veryansın etmenin anlamı yok öyle mi? Samsun Samsun Başkanı Erkut Tutu da yönetim kurulu da son derece yoğun bir şekilde girişimlerini sürdürdü. Onların da hakkını yemeyelim hem de onları da suçlamamak lazım. Bu arada hemen hatırlatmak istiyorum. Haber Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Haber Gazetesi Genel Yönetmeni Sayın Necdet Uzun'un Samspor'un durumu ile ilgili bundan sonraki süreçte neler yapılmasıyla ilgili çok güzel bir yazısı var. Yarın Haber Gazetesi'nde yayınlanacak yazısı mutlaka ve mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Sayın Necdet Uzun'un kaleme aldığı yazı gerçekten mükemmel ötesi bir yazı. Samspor camiasına bundan sonraki süreçte Süper Lig'e giden hedef yolunda çok önemli mesajlar veren bir yazı. Yarın Haber Gazetesi'nde mutlaka bu yazıyı okumanızı tavsiye ediyorum. Özellikle birlik, beraberlik ve takıma sahip çıkılması çok önemli bu süreçte. Şimdi tabii Futbol Federasyonu bir suçu yok diyemeyiz. Eğer Futbol Federasyonu daha aklı selim düşünmüş olsa
yazışmalarla zaman kazanma imkanı doğabilir. Dilerseniz hemen yönetim kurulunun yaptığı açıklamayı resmimize, onu dile getirelim izleyicilerimize. Hem bu yazının içinde de önemli notlar da var. Onları aktaralım. Evet, Samspor Yönetim Kurulu'ndan kamuoyuna başlığı adı altında. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu 21 Nisan 2015 tarihinde, yani bugün yaptığı toplantıda FIFA Disiplin Kurulu'nun 6.07.2014 tarihli almış olduğu kararı uygulayarak kulübümüze 3 puan silme cezası vermiştir. Bilindiği gibi eski futbolcumuz Benofusu'nun alacaklarının ödenmediğini öne sürerek FIFA nezdinde açmış olduğu dava sonucu FIFA 2014 yılı Temmuz ayında kulübümüze borcun ödenmesi konusunda 30 gün süre vermiş. Bu borcun ödenmemesi durumunda ise kulübümüzün 3 puanın silineceğini bildirmiştir. Bir önceki dönemin yöneticileri basına muhtelif tarihlerde yaptıkları açıklamalarda Benofusu'nun parasının yatırılarak Samsunspor'un 3 puanın silinme tehlikesinin ortadan kaldırıldığını söylemişlerdir. Oysa gerçekte 35 bin dolar artı 5 bin İsviçre frangı olan bu borcun ancak 15 bin doları yatırılmıştır. 27 Aralık 2014 tarihinde göreve başlayan yönetim kurulumuz dava dosyasının kapanmamış olduğunu görerek kalan 20 bin dolar artı 5 bin İsviçre frangı 30 Aralık 2014 tarihinde göreve geldikten 2 gün sonra ödemiştir. Bununla da yetinmeyen yönetim kurulumuz kararın yeniden görüşülmesi için KAS Mahkemesi'ne dava açmıştır. KAS kulübümüzün açtığı davayı kabul ederek 22 Nisan 2015 tarihine duruşma günü vermiştir, yani yarın. Bu süreçte kulübümüz TFF ile de sürekli iletişim içerisinde olarak her bilgi ve belgeyi paylaşmış, süreçle ilgili bilgilendirmiş ve TFF'den KAS Mahkemesi sonuçlanıncaya kadar kararı uygulamamasını talep etmiştir. Yani benim az önce söylediğim, bu aslında benim bildiğim bir konuydu ama bu yönetim kurulunun açıklamasında da yer alan bir konu. Özellikle belirtilmiş, altı çizilerek. Ancak TFF Yönetim Kurulu bu talebimizi dikkate almayarak, yarın görülecek davanın sonucunu beklemeden bugün kulübümüze 3 puan silme cezasını uyguladığını açıklamıştır. Şu anda kulüp başkanımız, ikinci başkanımız ve sportif direktörümüz yarın görülecek dava için Lozan'da bulunmaktadır. Elbette ki davanın sonucunun kulübümüz lehine olup olmayacağı mahkeme neticesinde belli olacaktır. Ancak bundan sonra davanın lehimize sonuçlanması ve 3 puan silme cezasının kaldırılması yönünde bir karar çıkması durumunda dahi bu kararın kulübümüze bir yararının olmayacağı açıktır. Tüm bu olumsuzluklara rağmen... Burası önemli. Bak bu cümle, son okuduğun evet, cümle çok önemli. Evet. Diyor ki biz KAS bu duruşmada bizi haklı görse, 3 puan silmesine gerek yok dese bile bunun bize faydası olmayacak. Bu ne demek? Çünkü sezon bittikten sonra bu KAS kararını açıklarsa bu sezon bitmiş oluyor. Eyvallah. O zaman eyvallah. Türkiye Futbol Federasyonu'nun verdiği bu kararın zamanlaması ucube. Yani dava devam ederken sen adamı idam ediyorsun. Adam suçsuz bulunursa kusura bakma seni yanlışlıkla astı. Yani şurada hemen altını çizerek söyleyelim. KAS yarın KAS'taki duruşmada herhangi bir sonuç çıkmayacak. Çıkmayacak. Yani. O yüzden ama, bu cümleyi koyuyorlar. Tabii biz spor hukukçularıyla da görüştük bu konuda. Yarınki haber gazetesinde de yer alacak, gazetemizde de yer alacak. Yürütmeyi durdurma acaba çıkabilir mi yarın? Yani tamam nihai karar çıkmayacak KAS ama. KAS zaten Samspor'un bu yöndeki talebini reddetmiş. Yürütmeyi durdurmak talebini reddetmiş. Daha önceden reddetmiş. Cezanın tekrar görüşülmesini kabul etmiş. Yarınki KAS'taki duruşmada verilen cezanın tekrar görüşülmesi. Cezanın uygulanmasını durdurma diye herhangi bir karar söz konusu değil. Bunun daha önce de örnekleri de yaşanmış. Spor hukukçuları bunu özellikle belirttiler. Az sonra onlara da yer vereceğiz neler söylediklerine dair. Son bölüm var, çok kısa, onu da tamamlayayım. Tüm bu olumsuzluklara rağmen Samsun'u temsil eden kentimizin tüm dinamiklerinden yönetim kurulumuza, masörümüzden futbolcumuza ve teknik kadromuza, büyük taraftarımızla birlikte süperlik hedefimiz daha büyük bir arzu ve motivasyona devam etmektedir. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın diye açıklamış Samspor Yönetim Kurulu. Şimdi bakın ben özellikle şuna değinmek istiyorum. Yani 3 puanın silinmesi Samspor'un playoff yolunda büyük bir darbe yiyeceğine inanmak istemiyorum. Çünkü Samspor önümüzdeki 6 maçta gerekli olan puanları toplayarak bu sezon playoff'ta çıkacak bir takımdır. Belki de o ceza gerek duyulmayacak bir duruma düşecektir. Ama madalyonun diğer tarafına baktığımızda Samspor'un hiç beklenmedik zamanlarda akıl almaz bazı cezalarla karşı karşıya gelmesi ve eli kolu bağlı bırakılması. Ben federasyonun gerçekten bu kararına ister istemez tepki koyuyorum. Nedeni de istenildiği takdirde eğer federasyon
sadece bu paranın ödendiğini belirtip kas kararına kadar FIFA'ya bunun uzatılmasını istemiş olsa, bu yazı bugünkü yönetimde karar almış olsaydı, FIFA'ya gitmesi, cevabının gelmesi derken bu nereden baksan bir ayı bulurdu. Evet. Ve Samspor bu cezayı da bu sezon almaktan kurtarılabilirdi. Ama federasyon işin kolayına kaçtı. Böyle bir kararı hemen uygulamaya koydu ve işin içinden sıyrılmaya çalıştı. Tabii GECAS'ın parasını ödendiği gün, Benofos'un parasını ödendi mi ödenmedi mi, o gün o günlerde yapılan açıklamalar vardı. Samspor Genel Sekreteri Sayın Ali İhsan Aka hattımızdaymış. Sayın Aka, hoş geldiniz programımıza. Alo. Alo, Sayın Aka, hoş geldiniz programımıza. İyi akşamlar Çavuşoğlu, Sayın Çavuşoğlu. İyi akşamlar, hoş bulduk. Bugün gerçekten hem sizler hem bizler, Samsun Spor camiası şok yaşadı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun 3 puan silme cezasını uygulama yönünde karar almasıyla. Neler söyleyeceksiniz? Samsun Spor'daki şu andaki bu konuyla ilgili gelişmeler nelerdir? Son bilgileri sizden alabilir miyiz? Öncelikle iyi akşamlar diliyorum Sayın Ali Demir'e ve Ender Bey'e. İyi akşamlar. Aslında hani sizler konuyu oldukça iyi bir şekilde ortaya koydunuz. Dolayısıyla söylenecek çok fazla bir şey de yok. Maalesef böyle bir kararı bugün federasyon açıkladı. Üzgünüz. Ama hani stüdyodan gelecek bir soru varsa bunları cevaplayabilirim. Sayın Aka, ben çok merak ediyorum. Türkiye Futbol Federasyonu ile de anladığımız kadarıyla bu kararın en azından kas kararına kadar ertelenmesi talebinde bulundu Samsun Spor Kulübü. Bu konuda federasyonla olan diyaloğu, federasyonun bu konuda nasıl bir cevap verdiğini çok net sizden öğrenebilir miyiz? Elbette. Şimdi aslında orada da ifade edildi. Bu geçen sene Temmuz ayında FIFA tarafından kesinleşmiş ve TFF'ye uygulanması için gönderilmiş olan bir karar. Bu karar daha önce de birkaç ay önce de gündeme gelmişti. O zaman kulüpte yaptığımız basın toplantısında sizlere bilgi vermiştik. Evet, böyle bir karar var ama hani bunun açıklanmasını engelledik. Çünkü bu konuyla ilgili kasa bir müracaatımız oldu. En azından bu kastaki duruşmanın sonucuna belirlenene kadar bunu açıklamayın demiştik. Bu o zaman kabul görmüştü. Ancak bu her ay yapılan bir toplantı, federasyon toplantıları, yönetim kurulu toplantıları. Bu ayki toplantıda da bu konunun görüşüleceğini haber aldık. Ve yine federasyon yetkililerini ve gerekli tüm ilgilileri bu konuyla ilgili olarak aradık ve harekete geçirdik. Kendilerine şunu söyledik. Bakın, KAS hiç olmayacak bir karar aldı ve bizim talebimizi kabul etti. Bu Samspor açısından da bir şanstır. Çünkü buradan çıkacak olan karar kulübümüz lehine de olabilir. O zaman bu takımımızın motivasyonunu bozmamak adına, hedefe giden Samspor'u yolundan olumsuz etkilememek adına bu kararın beklenmesi doğru olur diye Erkut Başkanımız özellikle Spor Federasyonu yetkililerine yalvardı. Ancak maalesef çok etkili olamadık olsa gerek ki bu konuda bugün bu duyuruyu yaptılar. Peki bu konuda diğer takımların, yani playoff mücadelesi verdiğimiz diğer kulüplerin federasyonu baskı altına alma adına bir takım girişimlerde bulunduğunu düşünüyor musunuz? Kesinlikle tabii. Bu baskı mutlaka olmuştur. Yani aynı hedefe giden birçok takım var. Örneğin Osmanlı Spor, örneğin Şanlıurfa Spor, Antep, Alanya. Muhtemelen yani onlar da bu konuda bu karar uygulanması yönünde girişimlerde bulunmuşlardır. O zaman Samsun Spor'un lobisinin gücü yetmedi, sadece yönetim kurulunun çabalarıyla sınırlı kaldı yorumu hatalı olur mu? Buna ben yorum yapmayayım Ender Bey. Pozisyonumuzu biliyorsunuz. Ama yönetim kurulu olarak elimizden geleni yaptık. Peki. Ender Bey, ben bir şey sorayım size. Biraz önce ilk konuşmanızı yaparken
bir hatalar zincirinden, silsilesinden bahsettiniz. Evet. Bir önceki dönem yönetim kurulundan başlayarak içine bizim yönetimimizi de katarak bir hata olduğunu söylediniz. Hayır, 14 yıllık dönemi kastettim. Yani anladım. 2001'den anladım. İtibaren bu tür problemlerin hala bu şehirde yaşanıyor olması ve bunu 14 senedir hala çözülemeyip bugün 3 puanın silme durumu ile ilgili bir durumla karşılaşmamızı anladım. Kastettim. Anladım, haklısınız. Aslında şöyle de bakmak lazım belki bu hadiseye. Şimdi FIFA'dan gelen her kararı bizim federasyonumuz uyguladı mı acaba? Geçmişe bir bakmak lazım. Bu ülkede tabii. Futbolla ilgili çok önemli tartışmalar yaşandı birkaç sezon evvel. Hepiniz çok iyi hatırlayacaksınız. FIFA'dan başka takımların puanlarının silinmesine dönük talepler de geldi ama bizim federasyonumuz aslanlar gibi direndi ve puanları silmedi. Ama söz konusu olan sanıyorum bu adı kalan takımlar olunca federasyon aslan kesiliyor ama Samspor olunca sanıyorum güçleri bize yetti diye düşünmemek mümkün değil. Burada bir ihmaller zinciri de var aslında sorarsanız. Belki çok vaktinizi alıyorum ama. Burada bir ihmaller zinciri de var. Yani bu zaten FIFA tarafından artık verilmiş olan, kesinleşmiş olan bir ceza. Yani geçen sene Temmuz ayında yönetimde olan arkadaşlarımız bu yazıyı ciddiye alıp, yani ödenmeyecek para değil ki $35,000 bir de 5,000 İsviçre frangı. Bu parayı hani ödeyebilselerdi bunun için... Bakın bu para çok büyük para değil. Yani bunu hani bir yönetimde olan herhangi bir arkadaşımız cebinden çok rahatlıkla ödeyebileceği bir para. Ama bir ihmal var. Yani bir ciddiye almama durumu söz konusu. Maalesef FIFA'nın yazısını iyi yorumlayamamışlar herhalde diye düşünüyorum bu arkadaşlar. Ve kötü olan şu, kamuoyuna bir yanıltma da var bu sürecin içerisinde. Çünkü hepiniz iyi hatırlayacaksınız. Yönetim kurulundan bazı arkadaşlarımız bu paranın ödendiğine dair açıklamalar yaptılar. Evet. Bu haberler muhtemelen şimdi Muhammed Bey'in önünde de vardır. Ulusal basına dahi çıktı. Fanatik gazetesine çıktı, Doğan Haber Ajansı'na çıktı. Benim bildiğim 7-8 tane ulusal basında. Haber gazetesinde o dönemde bunu haber yaptı. Yerelde evet. Zaten yer aldı. Ve denildi ki bu dava dosyası Samsung tehlike olmaktan çıkmıştır. Samspor'un 3 puanının silinme tehlikesi ortadan kalkmıştır. Biz bu futbolcunun bedelini, parasını ödedik. Samspor'un artık 3 puan silme diye bir durumu söz konusu olmayacaktır Benofosu ile ilgili denildi. 13 Ekim 2014 tarihinde yapılmış bu açıklama. Evet. Şimdi hani bu nasıl bir ciddiyettir? Bu nasıl bir yönetim anlayışıdır? Yani bunu bu dönem yönetici arkadaşların mutlaka hesabının vermesi gerekir. Yani Samspor gibi çok büyük bir kulüpten bahsediyoruz. Maalesef çok zengin olan, tarihi çok başarılarla dolu olan bir kulüpten bahsediyoruz. Ama maalesef bu yönetim tarzı, bu yönetim anlayışı çok acemice ve çok kötü niyetli bir yönetim anlayışı. Maalesef bunları söylemek durumundayım. Ve bu insanlar utanmadan geliyorlar, protokol tribünden maç izliyorlar hala. Bu olabilir mi? Yani bu başka bir şehirde olsa olmaz. İnanın ben buna hayret ediyorum. Çok rahat bir şekilde geliyorlar diyorsunuz. Bunca onca Samspor'u... Bunu anlamak mümkün değil. Yani sanki çok büyük başarılar kazanmışlar da Samspor çok iyi yönetilmiş, arşa alaya çıkartmışlar. O yüzden geliyorlar protokol türlüğünde maç izliyorlar utanmadan. Ayıp. Vallahi ayıp. Peki Temmuz ayında gelmiş FIFA'dan uyarı yazısı. O zaman Temmuz ayından çok kısa bir süre önce Benofosu ve avukatı FIFA'ya başvurmuş alacağı için. Öyle mi? Diyebilir miyiz bunu? Şöyle, bu az önce siz de söylediniz. Çok eski bir dava. Süreç nedendir bilinmez. Bir parça uzun sürmüş. Ama nihayet 2014'ün Temmuz ayında FIFA açısından eğer parayı ödemezseniz 3 puan silinecek şeklinde sonuçlandırılmış. 30 günlük de süre verilmiş. 30 günlük de süre verilmiş. 30 günlük de süre verilmiş. 30 gün süre verilir. Ama bu 30 her gün 1000 dolar, her gün 1000 dolar kenara koyulsa 30 gün sonunda 30.000 dolar. Ya neler olmaz, neler olmaz. Bu para ödenmediği için de FIFA şeyi vermiş, ipimizi çekmiş. Zaten bu kararın hani
cezanın olduğunu hepiniz biliyorduk zaten. Sizler de biliyordunuz. Herkes de biliyordu. Bizim futbolcularımız da biliyordu bunu. Ama bizim tek hedefimiz şuydu açıkçası. KAS'a müracaat edelim. İki konuda müracaat edelim. Bir tanesi bir, yürütmeyi durdurma alabilir miyiz? İki, bu ceza kararının yeniden gözden geçirilmesi mümkün müdür? Çünkü bu futbolcuya borcumuz kalmamış bizim artık. Anlatabiliyor muyum? Aynı anda yaptığımız bu eş zamanlı müracaattan yürütmeyi durdurmayla ilgili olanını KAS anında reddetti. Çünkü FIFA ayrı bir kuruluştur dedi. Ben ayrı bir kuruluşum. Ben buna karışmam ama bu konuyu incelerim. Eğer siz haklıysanız bu kararı bozarım. Ve dolayısıyla bize 22 Nisan'a şey verdi. Mahkeme günü verdi. Biz bu müracaatı yaparken de aslında bu mahkemeden çok ümitli değiliz. Çünkü Avrupalı bu işlere çok ciddi bakıyor. Bir gün dahi gecikme olsa bu konularda son derece katı, kuralcı. Ama bizim hedefimiz şuydu. Eğer KAS bu başvurumuzu kabul ederse hedefe giden takımımızı bir ay, iki ay biraz daha bu tartışmalardan, moral bozukluklarından uzak tutabilir ve hedefe bir adım daha yaklaşabilirdik. Zaman kazanma anlamında. Özellikle bu KAS konusunda çok önem arz etti bizim için. Ama maalesef federasyonun almış olduğu bu karar, evet yasaldır. Yani bunu eleştiremeyiz. Çünkü bir kararı uygulamıştır. Ama etik değildir. Bizim eleştirdiğimiz de budur. Ve bizim yarın KAS'taki duruşmada açıkçası elimizi de zayıflatmıştır. Çünkü evet, bir savunma stratejisi üzerinde anlaştık kendi aramızda. Ama şimdi bunun bir ayağı maalesef ortadan kalkmış oldu. Çünkü biz KAS'a şunu da diyecektik. Bakın Samspor'un durumu ortada. Başka yabancı futbolcu borçları da var. Biz geldiğimiz andan itibaren şu ana kadar 7 tane futbolcu, yabancı futbolcunun borcunu yapılandırdık. Dosyasını kapatıyoruz, derdest ediyoruz. Samspor bu konuda iyi niyetlidir. Hedefe gidiyoruz. Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Samspor'un bu sıkıntıları Süper Lig'e çıktığımız zaman büyük ihtimalle hallolacaktır. Onun için bu şansı bize verin. Herkesin bir ikinci şansa ihtiyacı vardır diyecektik yani. Ama maalesef bizim kendi federasyonumuz bize demeyeyim bir şey. Toleranslı davranmadı. Şike sürecindeki evet, dosyayı aylarca, yıllarca bekletebilen Futbol Federasyonu sıra bize için, geldiğinde 24 saati çok gördü. Evet. Şimdi aslında çok ilginç bir durum var yani. Şimdi KAS bir ceza veriyor. Sorunuz var mı Ali İhsan Bey'e? Yani paylaşabilir miyiz? Yani aynı görüşü taşıyor muydu başkasınlar? İsterseniz bir kendisini de dinlemesinde yarar görüyorum. Bakın KAS bir karar verdi. Ne dedi bu karar üzerine? Yürütmeyi durdurma kararına red dedi. Evet. Tamam, kabul edik, saygı duyalım. İyi de görülecek olan mahkeme nedir? Cezayı çektikten sonra Samspor'un lehine verse ne yazar? Yani bu da çelişkili bir karar yani. KAS'ın kararı da çelişkili. Kesinlikle, kesinlikle haklısınız. Evet. Ama hani biz zaten bugünkü yaptığımız kamuoyu açıklamasının son paragrafında bu konuya bir açıklık getirdik. Evet. Bizim dedik açıklama az önce sizin de evet, burası çok önemli dediğiniz. Yani bizim dediğiniz için olumlu olmayacak şeklinde. Evet. Yani bundan sonra 2 ay sonra belki sezon tamamlanacak. Tabii. Ondan sonra cezayı açıklayacak ama sanki cezayı çektikten sonra da olur. Biz bilebiliyor muyuz şu anda? Evet. Bu iş tamamen bitmiştir diyebilir miyiz Sayın Akar? Efendim? Bu iş tamamen bitmiştir. Artık Türkiye Futbol Federasyonu bu karardan geri adım atması çok zor. Yani bir kamuoyu oluşturmak ya da bir takım görüşmelerde bulunmak yolları izlense bile Türkiye evet, Futbol Federasyonu bu kararı geri alabilir mi? Hayır. Zannetmiyorum. Hiç böyle bir şey olmaz. Yani en azından bizim için olmayacağını anlıyoruz bu süreçten. Bundan sonraki süreç şöyledir Önder Bey. KAS bir karar verecek. Bu karar bizim aleyhimize büyük ihtimalle olur. Ama lehimize olduğu takdirde de biz bu 3 puanın hesabını nereden soracağımızı bilemiyoruz açıkçası. Evet. Evet, futbol şube sorumlusu Metin Ateş'in bu akşam saatlerinde apar topar Ankara'ya gittiği haberi elimize ulaştı. Doğru mu? Veya bu Yanlış. Yanlış. Metin Bey'le akşam geç saatlere kadar beraberdik. Kulüpteydik. Hı hı. Kulüpte futbolcu arkadaşlarımızla bir toplantı yaptık. Antrenman sonrası. Durumu kendileriyle paylaştık. Evet. Anlattık.
Metin Bey'le beraberdik. Ömer Başkan, ikinci başkanımız Ömer Bey çok güzel bir konuşma yaptı kendilerine. Onların psikolojisi nasıl? İbrahim cezayı, Bey Saymanımız sanıyorum vardı. Antrenmandan sonra öğrendiler bu cezanın geldiğini. Onların psikolojisi nasıl futbolcuların? Vallahi çok enteresan bir şey söyleyeyim. Hani ben açıkçası çok kötü bir tablo bekliyordum ama futbolcu arkadaşlarımız bu konuda son derece olgun davrandılar. Motivasyonlarının inşallah yanılmayız. Motivasyonlarının hani bozulmadığını ve aksine daha da yüksek olduğunu gördüm. Şunu söylüyorlar, hani ilk ikiden çıkamasak bile playoff'tan çıkacağız diye düşüncelerini ifade ediyorlar. Umarım da öyle olur. İnşallah. Çok teşekkür ederiz yayınımıza. Son bir şey söyleyeyim. Çok önemli Muhammed buyurun, Bey. Buyurun. Şimdi biliyorsunuz bir Manisa maçımız var. Evet. Çok zor bir maç olacak. Ama bu maçta bir kere taraftarımıza gerçekten ihtiyacımız var. Bunu çeşitli defalar web sitemizden de dile getirdik. Çeşitli vesilelere dile getirdik. Ama artık bu işin şakası yok. Yayıncı Pasolik firmasına eleştirmeyi bırakalım. O Türkiye'nin bir gerçeği. Herkes Pasolik'ini alıp maça gelmeli diye düşünüyorum. Ama bir şey daha var. Çok dikkatli olmamız lazım. Çünkü stat içerisinde ve stat çevresinde oluşabilecek olumsuz, sizler bunun ne olduğunu iyi biliyorsunuz, olumsuz söylemler Allah göstermesin bizi Osmanlı Spor maçında da seyircimizden mahrum oynatabilir. Onun için sizlerden de rica ediyorum. Tüm basın, yerel basından rica ediyorum kulübüm adına. Bu konuda yapılacak eylemlerde, söylemlerde özellikle stat içi ve stat çevresinde son derece vakur olmalıyız. Bu konuda böyle bir talebimizi sizler vasıtasıyla taraflarımıza iletmiş olalım. Peki çok teşekkür ederim. Tehlike olabilir bize Osmanlı maçı. Peki bilet konusuyla ilgili 2 lira yaptığınız söyleniyor. Doğru mu? Bilet fiyatımızda bir değişiklik yok. Onu Pasolik firmasına daha önce bildirmiştik. Öyle bir şeyimiz olmadı. Ama başkan döndükten sonra Lozan'da farklı bir şey olabilir mi bilmiyorum. Ama bu da kafaları karıştırmasın. Yani bilet fiyatında bir işte düşme olacak beklentisi içerisinde yani bilet alamazlık yapmayalım. 2 lirayla 5 liranın bir farkı yok. Bugün bunu şunun için soruyorum. Bugün bazı sosyal paylaşım sitelerinde bununla ilgili bilet 2 lira işte kampanya hayır oldu Manisa maçında. Hayır. Bu tür söylemler olduğu hayır, için hayır, evet hayır, en doğru ağızdan. Hayır, bizim bilet fiyatlarımızda hiç değişiklik olmuyor. Bizim tek özel fiyatımız büyük ihtimalle Osmanlı Spor maçında olacak. Peki çok teşekkür ederiz. Sağ olun, umarız Samsun Spor kalan 6 haftada da başarılı bir şekilde yoluna devam eder ve Süper Lig'e İnşallah. Yükselen ekip olur. İnşallah. Şimdi tabii reklam ki reklam arasına gireceğiz. Zaman bir şey dile getireyim. Çok özür dilerim. Sınırı aştık. Öyle mi? Evet. Programımızın ikinci bölümünde yine bu konuya da yer vereceğiz. Samsun Spor'un Gaziantep Büyükşehir Belediyespor deplasmanında aldığı 3-0'lık galibiyet, özel röportajlar vardı taraftarların hepsine ikinci bölümde yer vereceğiz. Bir kez daha hatırlatalım. Haber Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Haber Gazetesi Genel Yönetmeni Necdet Uzun'un Samsun Spor'a verilen ceza ve nasıl bir süreç yaşanması ile ilgili çok güzel camiaya mesaj dolu yazısı yarın Haber Gazetesi'nde okumanızı mutlaka tavsiye ediyorum. Şimdi kısa bir reklam arasına gideceğiz. Çok kısa reklamların ardından tekrar buradayız.